fotoğraf da çeksek, video da çeksek bile böyle gerçekten gözümüzle gördüğümüz kadar güzel çekmiyoruz. Güzel bir mevsimde gelmişiz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba, Bolu Vlog'uma hoş geldiniz. Şu anda Bolu'daki Gazelle Resort Otel'deyiz. Çok güzel, çok güzel bir sabaha uyandık. Adana'dan sonra çok çok soğuk geldi bizde. 30 dereceden 3 dereceye gelmiş olduk. Birazdan kahvaltı yapacağız ve size bu otelin detaylarını da çekeceğim. Çok güzel bir otel. Gezeceğiz. Bütün gezimiz boyunca sizler de benimle birlikte olacaksınız. Buradan 7 göllere geçeceğiz. İşte gezebildiğim her yeri, çekebildiğim her yeri sizlerle paylaşacağım. Umarım beğendiğiniz bir vlog olur. Umarım seversiniz. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi kahvaltıyı beğendiniz mi? Çok güzeldi. Evet, çok güzeldi gerçekten. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Ben bir an önce oteli gezmek istiyorum. Çocukluysanız eğer mutlaka gelin ve yani çocukla da çok, herkes çocuğuyla gelmiş bu arada. Gerçekten çocuklar için çok uygun bir otel. Bizi bıraktılar. İkisi fotoğraf çekiliyor. İnanılmazsınız gençler. Fotoğraf çekiyorum şu anda arkadaşlar. Ya benim çekilmem gerekirken ben Emre ile Serdar çekiyorum. Oteli gezeceğiz. Otelin içi bu şekilde. Lobisi falan gerçekten böyle daha oteli tarzı. Güzel. Güzel bir havası var. Yani otelin enerjisi çok güzel. Ve çocuklarla gelmeye aşırı uygun. Yani ben bir dahaki sefere kesinlikle bu ayı da getirmeyi düşünüyorum. Ay. Çok güzel. Herkes fotoğraf çekiliyor. Çok da yani burada ne oldu? Hani nerede? Merhaba. Gelin küçük. Hoş geldin. Korktum. Merhaba. Ben korktu mu bizden acaba? Çok tatlısın. Merhaba. Çok tatlı ya. Sen. Evet. Salıncak görünce koşuyorum. Neymiş bu? Ben de bileceğim. Biliyorum. Çantamı. Ay şunlara bakın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah çok tatlısınız. Umarım üzerime gelmezsiniz şu anda. Hoşça kalın. Allah.
Gölcük Tabiat Parkı'na doğru giriyoruz arkadaşlar. O fotoğrafta gördüğüm tek evli olan fotoğrafların olduğu parka giriyoruz. Yani Gölcük Tabiat Parkı'nda. Ama mis gibi gerçekten. Çok güzel. Kahvelerimizi de yapmıştık zaten, termosta kahvelerimiz de var. Kahve içeceğiz, gezeceğiz. Doğanın tadını çıkaracağız. Şu tek evin olduğu yeri Abant sanıyor ama burası Gölcük. Yani biz öyle sanıyorduk. Sen de öyle sanıyor muydun? Evet. Hepimiz öyle sanıyorduk. Ben de öyle sanıyordum. Aynen. Öyle görünüyor hep. Hep öyle sanıyorduk burayı. Abant sanıyorduk ama burası Gölcük Tabiat Parkı. Biraz gezeceğiz. Burada. Çok güzel. Çizilmiş gibi, tablo gibi her taraf. Evet. 1958 yılında yapılan böyle yapay bir gölet. Devlet koruması altında. Bu gördüğümüz ev de devlete ait bir ev. Gerçekten doğası da çok güzel. Hava da çok güzel. Güzel bir mevsimde gelmişiz. Çok güzel. Ilık bir hava var. Hem serin hem ılık bir hava var. Yürümek istiyorum. Çok güzel bir merdiven var burada. Herkes fotoğraf çekiliyor. Çok güzel. Hani şurada oturup bir... Ben şurada oturup kahve içeceğim biraz sonra. Demiş arkadaşlar. Gerçekten hani... Ya biz ne kadar fotoğraf da çeksek, video da çeksek biri böyle gerçekten gözümüzle gördüğümüz kadar güzel çekmiyor gerçekten. Bir bilgi de vermek istiyorum. Giriş galiba otomobil başına 33 liraya. Aileniz de burada tüm gün vakit geçirebiliyorsunuz. Böyle piknik alanları var, piknik yapıyorlar. Çocuklar için park var. Sonra böyle küçük araçlarla gezinti yapabiliyorsunuz parkın çevresinde. Bisiklet kiralayabiliyorsunuz, evet. Parkın çevresinde bu şekilde gezebiliyorsunuz. İşte yiyecek, içecek zaten kahvelerinizi alıp buraya gelip oturmak çok güzel. Pazar günü olduğu için bir tık kalabalık. O yüzden böyle reels çekmek istediğim yerler vardı. Onları çekemeyeceğim. Böyle kendi kendimize burada takılıyoruz. Artık gidiyormuşuz buradan. Yedigöller'e doğru geçiş yapacağız. Orada da açarım size. Görüşürüz. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two. Get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Sonunda Yedigöller Milli Parkı'na şu girmiş bulunuyor. Yol böyle tek iki şeritli bir yol. Tek gidiş dönüş şeklinde yani. Manzara mükemmeldi. Yoldaki gerçekten manzara çok güzeldi. Tek sıkıntı telefon ve internetin çekmiyor olmasıydı. Yoksa yol çok güzeldi. Ağaçlar, işte manzara tam sonbaharı yaşatıyor gerçekten yol. Doğası çok güzel. Bakalım Yedigöller nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi birazdan sanırım az kaldı. Bir 5 kilometre falan mı kaldı? Şu an Milli Park'ın içindeyiz. Bir 5 kilometre kadar daha var galiba yolumuz. Ve hani küçük dar bir yoldan gittiğimiz için birazcık mesafe sürüyor. Hani artık yolda şöyle olduk. Gölcük'ten Yedigöller'e giderken ondan bahsediyorum. Hadi artık bitsin. Hani bu kadar aynı ağaçlar dönüyorsunuz falan filan. Ama umarım sonu çok güzel. İyi ki gelmişiz dedirtir. Yol birazcık sıktı yine, yalan söyleyeyim. Geldik şimdi arkadaşlar. Yedigöller Milli Parkı'na giriş yapıyoruz. Buradaki giriş de 33 TL. Araba başına ücret alıyorlar. Bu bilgiyi de vereyim dedim. Belki insanlar merak ederler. Sonunda geldik arkadaşlar. Böyle Sazlı Göl, İnce Göl falan bu taraflarda. Burası Nazlı Göl'müş mesela. Büyüklüğü 15 bin küsür kilometre. Ay ama görüntü müthiş. Cidden perde.
Şöyle anlatayım. Şu aşağı tarafta Büyük Göl ve Derin Göl varmış. Derin Göl'ün etrafına kamplar kuruyorlarmış. Yukarıda da Sazlı Göl ve İnce Göl şey var. O kadar yorgunuz ki hani göllere inmeyi bile düşünüyoruz. Yani gitmesek mi falan diye ama mecburen gideceğiz. Yani hem yol çok yordu hem de burası çok yorucu. Bakın şöyle merdivenler var. Merdivenlerden çıkan insanlar çok yorgun bir şekilde çıkıyorlar. Muhteşem bir manzara var. Muhteşem bir yer. Ama arkadaşlar gerçekten yorucu. Ve hani bayağı mesafe olunca bayağı yorucu. Arkadaşlar yukarı doğru yürüyoruz. Yürürken biraz konuşalım istedim. Ben Yedigöller Milli Parkı ile ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Bilmeyenlere tabii ki. Bolu'nun 42 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Yani 42 kilometre ama biz yaklaşık bir saatte falan geldik. Çünkü yollar çok dar olduğu için, birazcık dar olduğu için böyle bir saati falan buldu. Ve yolda benzinlik bulamadık. Çok az bir benzinle geldik. İnşallah giderken bizi götürür. Böyle bir anksiyeteyle geldim yani. Görüyoruz. Göller biraz yukarıda kalıyor. Göller arasında birazcık mesafe var. Yani geliyorsanız dinç gelin. Bu arada göllerin çevresinde kamp kurabiliyorlar. Sanırım Derin Göl'de kamp alanı varmış şu anda. Kamp kuruyorlar ve hani tam sezonu olduğu için bizim geldiğimiz yol karda kapalı olduğu için bu mevsim tam mevsimi sanırım. Yani şöyle bir ay kadar falan bu bölge çok yoğun oluyor. Biraz da internetten araştırma yaptım. Konuşacağım. Nefesimi toplayayım. Daha rahat anlatacağım. Ya bu alan 1965 yılında korumaya alınmış bir alan. Arkadaşlar bu bölge 1642 hektar büyüklüğünde bölge. 7 tane gölden oluşuyor. Her bir gölün büyüklüğü birbirinden farklı. En büyük göl Büyük Göl olarak geçiyor ve en derin mesafe 15 metre derinliğinde oluyor. Şimdi bizim gideceğimiz göl Sazlı Göl, İnce Göl falan. Şarjım yeter ve umarım size çekebilirim burayı. Burası daha önce çok çok eskiden insanların yaşadığı Bizans dönemine ait kalıntılar bulunmuş ve eskiden bir yaşam merkeziymiş. Ay, bir tarafta vlog çekmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Arkadalarda, arkamdalarda yok var mı? Durmuşlardır belki bir yerde. Burada böyle ağaç evler var. Bu ağaç evler neymiş? Otel falan? Gel yeşil buraya. Ha, buralar kiralanıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde evler. Burada kiralayabiliyorsunuz bu evleri ve buralarda kamp da yapabiliyorsunuz. İnce Göl'ün etrafında kamp yaptıklarını duydum. Bu arada bu bölgede yaban hayvanlar bulunuyormuş. Ayı, sansar, kurt, geyik falan yani her an görebiliriz. Ama yani insan kalabalığı olduğu için kaçmış olabilirler. Yani ben burada şahsen asla kalamam, asla kamp yapamam. Birazcık korkarım açıkçası. Yavaş bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Size böyle aklıma geldikçe konuşacağım. Yorucu ve sıkıcı olabilir sizler için. Bu bölgeye bu arada toplu taşımalar yok. Yani sadece bölgeye seyahat acentalarıyla gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya kendi özel araçlarınızla gelebiliyorsunuz. Yani Yedigöller'e böyle bir direkt bir ulaşım diye bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar şu anda gölün bir tanesinin kenarındayız. Bu Nazlı Göl bu gölün ismi. Böyle 7 tane göl olan bir bölge düşünün. Yani bilmiyorum okul gruplarının sesleri geliyor arkadan. 7 tane böyle bir göl var arkadaşlar. Yani çok çok benim için bir esprisi olan bir yer olmadı. Bilemedim. Böyle gözümde büyütmüştüm açıkçası. Arkamda halay çekiyorum. Sakin ol ya. Halaya katılsam mı diye düşündüm. Damat alayı. Süper. Aşırı yorulduk. Böyle gelip kamp yapan insan, doğal hayatı seven insanların geldiği bir bölge. Ben çok doğallıktan
Ya da değilim herhalde, bilmiyorum. Yani bir daha gelir miyim? Gelmem. Ama güzel mi? Çok güzel. Aşırı güzel bir yer. Ormanın içindesiniz. Doğal havası çok güzel. Ben Gölcük tarafını daha çok sevdim. Burası da çok güzel ama gelirken çok yorulduk diye herhalde böyle düşünüyorum. Yani Emre çok yoruldu. İnsanlar fazla abartmış burayı diyor. Gerçekten. Ama güzel. İyi ki doğayı getirmemişim. Ona vicdan azabı çekiyordum, yalan söylemeyeyim. Çocukla gelinecek bir yer değil burası. Ah, zor. Yani en azından benim için zor çünkü çok fazla mesafe var. Çok fazla merdiven inip çıkıyorsunuz. Göller arası mesafeler bence çok var. Ve doğa çok çabuk sıkılan bir çocuk. Ya evet, yoruluyor bir de çocuklar. Çocukluk bir yer değil. Enerjiniz yüksekken gelin arkadaşlar, evet. Yoksa yani bilmiyorum, bizim gibi böyle yorulmuş bu şekilde gelmeyin buraya. Bir de buradan sonra 8 saat yolumuz var. Onu evet, biz buradan sonra yola çıkacağız. Çünkü ben doğanın yanında olmak istiyorum bu gece. Yani bir gece ayrı kaldım. O bile bana yetti. Biz yavaş yavaş arabamıza doğru gidiyoruz, yola koyulacağız. Yedigöller'den sonunda çıkıyoruz arkadaşlar. Yorulduk, bayağı yorulduk ama çok güzel, doğası çok güzel. Evet, bir kere görülmeye değer. Ben 7 tane birbirine benzeyen göl var arkadaşlar. Doğası müthiş, yani geldiğimiz mevsim de çok güzel. Böyle ağaçlar vesaire sararmaya başladı. Tam böyle yeşil ve sarının birleştiği dönemde geldik. Çok Ekim'in sonlarındayız ve Kasım ayını zaten düşünemiyorum. Kasım'da buralar hep şey olur değil mi? Böyle sapsarı olur ve rengarenk olur. Öyle tahmin ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Instagram'dan da beni takip ederseniz bazı şeyleri çok daha önceden görebilirsiniz. Çünkü videoların en azından bir editleme süresi oluyor ve hani bir süreçten geçiyor. Öyle başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Step 1. Because mother gonna rise in the sun. Step 2.